Malumunuz yani bundan önce faizsiz krediler açılmıştı. Bir arada da kapandı. Biz yani geçenlerde ben bizzat Ankara'ya gittim bu konuyu aydınlatmak için gerek yani vekillerimize, genel başkanımıza bu konularda istişare etmiştik. Geçen hafta içerisinde de Malatya Birliği'nde biz bölge kooperatifleri olarak orada bir toplantı yaptık. Yani bu konuyu görüştük. Bir kere mahsus yeniden yani elimizdeki dosyalara mahsus yani şu anda bize gelen para 58 kişinin dosya parası olarak gelmiş. 1 milyon 750 bin lira bir para yani. Şu anda da geçmiş dönemde biz dikkat edersen bunun mahsumu 4'e 5'e bölüyorduk. Şu anda 18 ay olarak veriliyor. 3 ayda bir de ödeme yapılabilir. 6 aylık da ödeme yapılabilir. Belki de hepsi birden de yatırabilir. Şu anda gelen para kısıtlı olduğundan dolayı yalnız hükümet de bakanlık da baktı ki kooperatiflerin elinde bayağı bir sıkıntı yaşadıklarından dosya var. İkinci bir pasta dilimini bunu gönderdiler. Ha, bu süreçte şu anda elimize gelen paranın miktarına göre biz yani buradaki esnaf kardeşlerim bekleyen dosyaları onları ileteceğiz. Tabii bu arada yaparken de birkaç tane esnaf kardeşimizi çağırdık yani. Geçmiş dönemde yani biraz dikkat ederseniz kolaylıklar sağlanmıştı. 3 ayda bir yani 4 seneye bağlanmıştı. Şu anda 18 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ya bunu yani 3'e de bölebilirsin. Yani 6 aydan 6 aya. Veyahut da aylık olarak da. 3 ayda ödeme yaptığın zaman 5000 liraya geliyor. Aylık da ödeme yaptığın zaman da 1666 lira bir küsurata geliyor. Dolayısıyla bu konudaki bekleyen esnaf kardeşlerimizi sizin aracınızla biz kendilerine bu konuda bizde bekleyen dosya bekleyen arkadaşlarımız buraya gelip de işlemlerini yapabilir. Bu konularda hükümetimizin ve de işte genel başkanımızın bu duyarlılığına bize yani katkı sağlandıklarından dolayı ben de kendilerine teşekkür ederim. 450 kişi. Yani şu anda bize bekleyen dosya sayısı, o kapanan dosya sayısı 450 kişiydi. Şu anda gelen para da 58 kişiye yani takip ediyor. Tabii ki bu arada sıralamaya göre bu arada yani vereceğiz. Ama yalnız şunu da söyle. Diyor ki 4'e bölünmüştü 4 sene. Belki bu konuda bir rahatsızlık olur. Ama yani bekleyen dosya sayısı şu anda bize bekleyen 450 kişi.